Şimdi efendim Gamze Taşkın'a yaptırtıyorsun diye Didem'in bir iddiası var. Gamze Taşkın'la da ilgili bir görüntümüz var. Bu Semih'i de ilgilendiriyor. Bakalım gerçekten de iki Gamze'nin birlikte Semih'le ilgili ortak bir projesi var. Ben anladım onu. Neden? Sen neden? De anladın. Semih'le daha yakın olabilmek için. Semih'le şöyle. Ama şöyle tartışıyorlar. Tartışmaları bile çok güzel değil miydi? Hayır, ben sizi izledim. Şöyle mi yaptı sana? Şöyle kolunu mu sıktı? Geçen gün şurada Bahçede yine otururken. Şöyle tartışıyorlar. Kolumu tuttum. Bak nasıl hoşuna gidiyor. Ay saçmalamayın lütfen. Hoşuna gidiyor. Hayır hayır bir dakika lütfen. Şu an anlattığınız için gülüyorum. Niye böyle tepki veriyorsunuz? Biz bir şey anlatmıyoruz ki şu an. Hayır bir dakika anlatmıyoruz. Ya Semih'le tartıştılar anladın mı? Göz bak, göze beni geldiler. Beni güldürme. Hayır beni şu an sen çok böyle... hoşuna gidiyor. Sen böyle yaptığın için şu an gülüyorum. Ya çok... saçmalama. Sen ne yapıyorsun Gamze? Tutsana kolumdan. Sen kolumdan tuttu. Sen ne yapıyorsun Gamze? Sen ne yapıyorsun? Bak dön arkanı dön git. Sana diyorum Gamze. Oo artık. Evet. Bir ara burun buruna geldiler. O sakıncaydı yani. Hoşuna gidiyor hanımefendi. Nene gidecek be. Fazla unutana kadar bekleyin biraz. Unuttuktan sonra ikiniz de şansınız. Saçmalamayın barışacaklar tabii ki de. Ne biliyorsun Semih'in barışacağını? Türk halkı sevmiyor mu tatlım onları? Sevsin. Semih Türk halkına göre mi hareket ediyor? Önemli olan aynen Semih'in mutluluğu. Onun rahatlığı. Tepkilerini çok daha sert ortaya koyabilen Semih'in bir adam ama yapmadı. Bak bir dakika, Semih'in bitmiş bir ilişkisi üzerine onun anılarını yırtan bir kıza da yani olmaz. Canım ben Semih'i istemiyorum zaten. İşte diyorum. Zaten olmaz diyorum Semih'in sana karşı bir şeyi. İyi de Semih'i istemiyorum zaten. Hayır, o diyor ya makara... olacak öyle bir şey var. Makara falan yapıyor. Hayır canım makara yapıyor. Saçmalamayın ne Semih'i ya. Ne münasebet. Şahin'in sesi geliyor. Gamzeler birken iki oldu Hazal. Hazal Babalık gene haklı çıktı. Hazal Babalık'ın hissettikleri doğruymuş. Ne mesela? Seda abla, bir dakika ben konuşayım. Seda abla, Gamze Göktürk baktı. Semih'le olmuyor. Semih beni arkadaş olarak geliyor. Ben Gamze Taşkın'ı araya sokayım. Yo. Ay ne güzel yapıyorsunuz ya. Sırayla, sırayla. Siz şaka yapıyorsunuz sırayla. Orada. Şaka yaptık. Bir dakika Gamze Taşkın'a bir söz verelim. Evet onu ilk önce sen komedi kendi damat adayın Adnan Kızıltaş'a söyle canım. Tamam mı? Don giymesin bir daha. Eğer şaka programı değilse. Semih halen ayar verebileceğine inanıyor musun? Vallahi hiçbir şekilde verebileceğimi düşünmüyorum. Vallahi düşünmüyorum. Ona geleceğiz zaten. Gamze Taşkın'da söz. Evet Gamze. Senin bir ilgin mi var Semih'e? Kesinlikle yok Seda'nın. Veya Gamze'nin manipülasyonuna mı geliyorsun? Kimsenin bir şeyine geldiğim yok. İlgim falan da yok. Tamamen orada gülelim diye ki gülüyorduk zaten evet, gördüğünüz üzere. Makara yaptık, eğlendik. Burada bu evde kimse eğlenmeyi bilmediği için ben de böyle kendim... Pardon da Semih seni oradan kolundan çekip böyle gözlerime bakarak hayır, sana kızmadı. Hayır biz şaka canım. Yapıyoruz orada. Bak şaka canım yapıyoruz. Senin anlayamadığın bir şey var galiba. Şaka yapıyoruz diyorum. Şaka yapıyoruz biz meraklı orada ya. Meraklı değilim senin sevgiline. Neden o kadar çok hoşuna gitti peki? Ne hoşuma gitti? Ya bu evde ben her şeye gülüyorum. Her şeye makara arkadaşım yapıyorum. Öyle bir şey yoksa öyle bir algının yaratılmasını istemiyorsan dersin ki arkadaşlar ben saçmalıyım. Ben sonunda söylediklerimi şey duymadın galiba. Sonunda söyledin. Evet sonunda çünkü şakaydı ve sonunda söyledim istemediğimi. Tamam, bu görüntülerin izleyeceğini biliyorlar. Semih'in dikkatini çekme çabası bunlar. Ya ne alakası var ya? Ya Seda Hanım ben eğer bir şey hissediyor olsaydım zaten gider kendisine söylerdim. Böyle bir şey yok. Çok kötü şeyler yaşadınız. Bana bakıyor ya diye iddia ettin bir süre. Beni dikkatli süzdü dedin, beğendi böyle dedin. Böyle bir şey iddia etmedim. Hepimiz ayakkabıma gördük. Bakıyor, baktığını söyledi. Evet. Bakmasaydı o zaman erkek arkadaşın bana dedi. Yeni bir adam gelse tekrarında ayakkabısına bakarsın dedi. Ya arkadaşların mizah yetenekleri bayağı yüksek Seda Hanım. Ama ben kibar bir adam değilim. Yani reaksiyonlarımı öyle verdim o an. Demek ki onlar farklı algılamış. Romantik algılamış. Seda Hanım bir şey anladığımız falan yok. Lütfen rica ediyorum bu konu uzamasın. Gerçekten böyle bir şey yok. Gerçekten şakaydı. Rabia senin yorumun ne? Ya ben orada uyardım kızları. Hatta Gamze Göktürk'e dedim ki böyle bir yönlendirme yapma. Biliyorlar. Yönlendirme yapıyorsun hayatım sen orada. Baksana orada söyledim sen...
böyle bir algıyı kendi bak, üzerinden evet, çekmeye çalışıyorsun. Gamze, bir dakika, ama o kız üzerine beraber Gamze, gayet gülüyordun abi ya. Rabia, ya ama ne dedim en sonunda? Gamze, böyle bir adamın zaten dedim beraber olabileceğini mi düşünüyorsun dedim. Ben sizin yanınızda ama oturup... gayet gülüyordun. Mehtap da gülüyordu. Sen de gülüyordun. Biz de gülüyorduk. Başında ne dedim herkes... ama size? Öyle bir, öyle bir yakınlaşma olmadı. Niye böyle aksettiriyorsun? Ya pardon. Bu kızı 8 kişi odaya çağırıyor. Zırıl zırıl ağlıyor. Şaka yaptık diye kenara çekiliyor da. Biz hiç mi şaka yapmayalım ya? Hayatım bu öyle bir şey değil ama yani. Adam da romantizm yaşamış gibi böyle çekiyor kolundan. Ya o bizim abartımız. Bu bir şaka. Bu bir espri. O şaka bak şu an nelere mal oluyor. Adnan. Ya neye mal olacak? Gamze Taşkın şundan bahsediyor. Yok diyor, Semih olamaz diyor. Niye diyorlar? Hazal'la tutmuş bir ilişkisi var. Halk onları destekliyor. Evet. Halk için ben yapsaydım farklı şeyler yapardım. Ya halk ya. İçin evlenir Allah mi insan? Seda abla. Bunu niye geçen sene yapmadı? Laf bravo. Olsun diye tamam, en popüler gelin adayıyla. Reddedileceğini bildiği için böyle bir çevirme yaptı. Pardon, anlamadım. Aycan bir şey söyleyecek. Reddedileceğini bildiğim için böyle bir şey yaptı. Olumsuz fikir üretiyorlar ya. Onların beyni öyle. Seda Burak Hanım. Senin dışarıda gezdiğin dolaştığın ortamlara benzemez. Buradaki hiçbir erkek seni istemiyor. Benim. Bir dakika, istemiyorsa o seti bak. Gamze, bu kadar mı? Güvensiz ortamda. Birbirinizin açığını arıyorsunuz. İftira atıyorsunuz, gıybet yapıyorsunuz. Güne gelmiş kadınlar gibi. Siz bir erkek olarak uslubunuzu, tavrınızı kendinize yakıştırıyor musunuz? Gamze sana söylüyorum. Gamze sert sen diyor. Bu kadar güvensiz ortamda ben sert davranırım arkadaşım. Tamam, sen kendini bu kadar iyi tarif edemez. Söylemiyor. Gamze Taşkın'a söylüyor. Aynı anda konuşmayalım. Ya Sedan. Bu kadar güvensiz ortamda ya, kusura bakmayın ben de etrafımı zırh gibi örürüm kardeşim. Ben bu kadar kendimi korumama rağmen etimi koparıyorsunuz. Ben kendimi korumasam daha kim bilir ne yapacaksınız bana. Gamze, kendini böyle korumak olmaz yani. Bazen de sessiz kalmak korumadır. Çünkü okları üstüne çekiyorsun inadına. Yalnız Sedan, ben... Taşkın bir dakika Gamze Taşkın'a bir söz vereceğim. Adnan ne demek istedin? Yani buradan Gamze kimse seni istemiyor diyor. O söylesin sana ne sen demek istedin. Benimle düzgün ben konuş, imanı açarak konuşur musun ne demek istedin? İma mı yaptım ben? Benimle konuşurken düzgün konuş. İma mı yaptım ben? Sen bence önce beni böyle imalara sokmak yerine kendi kız arkadaşın için bence bunları bir düşün. Vallahi burada herkes beni ilgilendiriyor, tamam mı? Sen de burada eğer bir gelin adaysan sen de beni ilgilendiriyorsun. Ne demek? Tamam. Ne demek evet, herkese pişnik veriyorsun. İlişki yaşamasınlar diye her şeyi yapıyorsunuz. Bu evde ya, kimse ilişki yaşayamaz. Sizde bu pişnik Gamze, olduğundan sen niye sonra... bu Gamze Taşkın'ın koruma içgüdüsüne bürünün? Yok, Gamze'yi korumuyorum ben. Niye koruyorsun? Kimseyi korumuyorum. Vardır bir şeyler aralarında bir menfaat için. Anlaştık da geldik canım, telefonda konuştuk. Vardır bir menfaatin senin Gamze, hadi canım. Ben Didem Delen değilim canım.